Corbion'un CEO'su Emre Can geliyor. Teşekkürler. <laughs> Emre Can'ın da anlatacağı şey hepimizin başına dert olmuş bir şeyi onlar bir başka türlü çözüyorlar. Emre Can'ı dinleyelim. Buyurun. Merhabalar. Emre Can Doğan. Şu an Palo Alto, Kaliforniya'da yani Silikon Vadisi'nde kendi şirketimi e, kurmuş bulunuyorum. 2012'den beri onu yönetiyorum. Küçük bir şirket. Teşekkürler. Küçük bir şirket. Yaklaşık 10 kişiyiz. Ama Amerika'da 1 milyon kişiyi sınava hazırlıyoruz. Bu hale gelmenize sebep olan bazı paradigmalar var. Ben de Silikon Vadisi'ne gittiğimde bir bölümünü keşfettim. Bir bölümünü buradayken keşfetmişim. Haberim yoktu. Benzer düşünen insanlarla bir araya geldiğimde anlama fırsatı buldum ve bu konuları çok kısa iki kelimeyle neden olmasın fikriyle özetlemek için sizlere bu sunumu paylaşacağım. Hemen George Bernard Shaw bir de başlayalım. Bu arada bir parantez. Bazı söylemleri İngilizce halleriyle paylaşacağım. Tabii Türkçe açıklamasını yapacağım ama bu söylemi yapanlar o kadar çarpı şekilde söylemişler ki sizlerle de orijinal hallerini paylaşmak istiyorum. Bernard Shaw demiş ki, bu arada 1800'lerde yaşamış bir oyun yazarı ve London School of Economics'in kurucusu. Siz diyor Shaw, çevrenizde olanları görürsünüz ve neden diye sorarsınız. Neden varlar, neden böyleler? Oysa diyor ben, hiç olmamış şeyleri hayal ederim. Dolayısıyla neden olmasın diye sorarım. Bence silikon vadisini ve inovasyonun merkezileştiği dünyadaki öbekleri bu hale getiren temel düşünüş, burada gizli. Neden olmasın diye sorabilmekte. Bir örnekle tarihe geri dönelim. İnovasyon zihniyeti ve silikon varisi için 1400'lere gidelim Floransa'ya. Floransa Rönesans Hareketi'nin ağırlık merkeziydi, başladığı yerdi. Ve bunu başlatan şey orada bir avuç insanın benzer zihniyete sahip olup birbirlerini desteklemesi ve cesaretlendirmesiydi çok benzer bir hareket ismine Rönesans demesek de 1940'lardan beri silikon vadisinde oluyor. Taşı toprağı altın olduğundan değil, oradaki insan öbeğinin, çalışanların, yatırımcıların, hükümet görevlilerinin bu neden olmasın fikrine dayanarak birbirlerine enerji aşılamalarından dolayı oluyor. 13 sene öncesine gideceğim ÖSS sınavlarına bu salonda yabancılar haricinde bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kendi hikayeme gideceğim. Ee, buradan çok ilginç bir şekilde umarım Silikon Vadisi'ndeki düşünüşe e, bağlantıyı göstereceğim. İskenderun Hatay'da 2001 üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. 6 çok yakın arkadaşım vardı. Bu arkadaşlarla ilk birkaç sene birbirimizle rekabetle geçti ama ondan sonra şunu fark ettik. ÖSS sınavı ulusal yapılıyor. 1,5 milyon kişi bu sınavı alıyor. İskenderun'da bu altı kişinin birbiriyle rekabet etmesi, sonuçlarını birbirinden saklaması, kendini rakip olarak görmesi aslında çok anlamsız. Bu farkındalık ne zaman tam olarak gelişti bilmiyorum ama geliştiği noktada bütün zihniyetimiz değişmişti aslında. Birbirimizle rekabet etmek yerine dedik ki biz bu bir buçuk milyon kişiye ekarte etmeye çalışalım. Ama aramızda bilgi paylaşımı yapalım, birbirimize yardım edelim, destek olalım. Özgüvenimiz artsın. Bu şekilde çalıştık. Altımızda ilk bine girmiştik. Üç kişi ilk yüzde, iki kişi ilk yirmide, bir de Türkiye birincisi çıkardık. Bu kendi başına güzel bir haberdi ama esas söylemeye çalıştığım şu. Silikon Vadisi'nde gördüğünüz insanlar da şunu diyor. Birbirimizle rekabet etmek yerine yazılım yapalım ve yazılımla dünyayı yiyelim. Bu benim lafım değil. Mark Andreessen'in lafı. Ve yazılımda rekabet etmek yerine birbirleriyle Değişik inovasyonlar peşinde koşarak hep birlikte dünyanın pastasını yiyorlar. Yazılım sektörü dünyayı yiyor. Şu an çok açık görünen bir konsept olabilir ama bir de şöyle düşünün. Türkiye'deki çok rekabetçi bazı pazarları düşünün. Bu gelişimde çok fazla döner markası gördüm mesela ya da AVM'lerin çıkışını. Aynı şekilde yazılım sektörü için dünyayı yiyor yerine şunu da diyebilirdik. Yazılım sektörü kendini yiyor. İnovasyon yarışı yerine kıran kırana fiyat savaşı yapıyor olabilirlerdi. Aynı ürünlere odaklanıyor olabilirlerdi. Ve dünyadan yeni gelir yaratmak yerine birbirlerinin gelirlerine, birbirlerinin çalışanlarına hedef tutuyor olabilirlerdi. Fakat bunu yapmıyorlar. Bence bu yine onların taşının toprağının altın olmasına ya da onlara has bir özelliğe değil bu zihniyete dayalı. Bence aynı zihniyetle, inovasyon zihniyetiyle ve biraz önce Levent Bey'in değindiği gibi süreklilik gerektiren inovasyonla Türk ihracatı da dünyayı yiyor hale gelebilir. İnovasyonun çok iyi bir tanımı yok. Ben kendi açımdan en iyi bildiğim tanımı yapacağım. Bence inovatif olmak azınlık olmaktır. Eğer birçok kişinin bildiği, inandığı, desteklediği bir vizyon peşinde koşuyorsanız, bence buradan yenilik çıkması uzun dönemli sürdürülebilir geri elde edilmesi mümkün değildir. Ben benim için inovasyonun sözlük anlamı turuncu balık olmaktır. Çevrenizin doğru olduğunu düşünmediği, sizle aynı fikri paylaşmadığı bir rotada ilerliyorsanız o zaman inovatif olmaya çalışıyorsunuzdur. Bunun başarı şansı yüzde yüz mü? Hayır. Hatta başarısızlık oranı bir hayli fazla. Fakat bunu yapmadıkça inovatif olunduğunu düşünmüyorum. Başarılı olmanın en büyük şansı bence inovasyonu bir problemi çözmeye odaklamaktan geçiyor. Tercihen sizin de hayatınızdaki bir problemi. Şimdi Scorpion'dan, benim kurduğum eğitim şirketinden bir örnek vererek açıklayayım size. Scorpion'da yaratan problem aslında benim problemim değildi. O zamanlarda Amazon Kindle'da bir ürün müdürü olarak çalışıyordum. Şu anda aranızda bulunan eşim Fikret de master programlarına giriş için bir seri sınava hazırlanmakla meşguldü. Fikret'in yaşadığı problem şöyle bir kitap rafıyla özetlenebilir. Fikret bu kitap rafına bakıp diyordu ki hangi kitaplardan çalışsam daha iyi olur? Bugün hangi testleri çözmeliyim? Bugün yeteri kadar hazırlandım mı? Zamanımı iyi kullanıyor muyum? Benim seviyelerim ne kadar? Ne kadar zamana ihtiyacım var? Bu soruların cevabını doğru düzgün veren yazılım bazı bir örnek olmadığını fark ettim. Ama bunu fark etmeme iki çok önemli şey sebep oldu. Kindle'da biriktirdiğim o öğrenim, know-how dediğimiz şey ve seneler önce Türkiye'deki sınav sistemine hazırlıkta biriktirdiğim know-how. Bu üç parça birleşince ortaya Scorpion çıktı. Scorpion'da Scorpion yapan ilk inovasyonda ama bence hiçbir şirket tek bir inovasyonla var olamaz. Bu işin güzelliği bir inovasyon yaptığınızda eğer bu inovasyon kullanıcıya bir uyum getiriyorsa, kullanıcı bu ürünü seviyorsa, o zaman siz kullanıcının hayatını değiştiriyorsunuz. Kullanıcının hayatını değiştirdiğinizde yeni problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyorsunuz. Dolayısıyla yeni inovasyon kanalları açıyorsunuz. Score Beyond için bu bir seri inovasyondan ibaret oldu şu ana kadar ve şu an yepyeni bir inovasyon alan global öğretmen pazarına yatırım yapıyoruz. Ama ben sizi çok daha iyi bildiğiniz başka bir alana götüreyim bu konsepti, bu paradigmayı açıklamak için. Herhalde hepimiz otomobil inovasyonunu aşina e, aşinayız. Otomobiller Henry Ford tarafından 1900'lerin başlarında çok ucuza mal edilecek şekilde tabana yayıldı. 2013'te trafiğe 80 milyon yeni otomobil çıktı. Bu kullanım artışı yanında neler getirdi? İki büyük, daha önce sahip olmadığımız problem yarattı. Bir, kullandığımız yakıttan doğan çevre kirliliği. İki, trafikte kaybettiğimiz zaman ve trafik canavarıyla kaybettiğimiz yaşam. İki problem otomobillerden önce ortalıkta yoktu. Şimdi varlar. Bunlar da problemden çözüme doğru giden bir süreci başlatıyor. Bir tarafta yeni inovasyondan bahsediyoruz elektrikli otomobillerle. Diğer tarafta yeni inovasyondan bahsediyoruz. Sürücüsüz otomobillerle. Eminim elektrikli otolar ve sürücüsüz otolarda kendilerince yepyeni inovasyon alanları açacaklar. Yani inovasyonun sürekli aslında kendi içinde olan bir devinin bir flywheel'dan geliyor. Size Scorpion'un ne kadar küçük bir şirket olduğundan bahsettim. Ben bu pazara girerken Amerika'da 80 senelik bir şirkete karşı giriyorduk. Bu şirketin ismi Kaplan'dı. Karşılığında Score vardı. Tabi inovasyon planlarını çok iyi bilmezken nasıl rekabet edeceğinizi de çok iyi bilemiyorsunuz. İlk başta baktığınızda Kaplan gibi büyük bir şirketin sahip olduğu daha fazla mali kaynak, 80 senedir biriken bir marka bilinirliği, dağıtım ağı, müşteri ağı ve bu iş yapışı know-how'ı var. Aslında inovasyon için gerekli her şey var gibi düşünüyorsunuz. Karşılığında Scorpion gibi küçük bir şirket elinde ne var? Elimizde hız var, odaklanabilme var ve basitlik var. Şu an aranızda büyük şirketlerde çalışanlar ya da büyük şirket CEO'ları vardır diye düşünüyorum. Bence büyük şirketlerin inovasyonu büyüdükçe zorlaşan bir eğriye sahip. Neden? Şu olaylara bakalım. Şirketlerin büyüme gereksinimleri. Eğer şirketinizin cirosu bugün itibariyle 100 milyon dolarsa, %10 büyümek için yarattığınız inovasyonun 10 milyon dolarlık bir değer yaratması gerekir. Büyük olasılıkla siz, benim Score Beyond olarak çok beğeneceğim bir inovasyonu elinizin tersiyle itersiniz çünkü sizin için yeteri kadar büyük görülmez en başta. Fakat Score Beyond gibi küçük bir şirket için belki gelirlerini 5'e katlama şansıdır. Marka endişesi İnovasyon demek başarısızlığı en baştan kabullenmek demektir. Eğer siz çok değerli bir markanız olduğunu düşünüyorsanız, pazara yeni denenmemiş bir ürün sunup, başarısızlıktan dolayı markanızın başarına geleceğine dair endişelenirsiniz. Küçük bir şirket, 10 kişilik bir takım böyle bir endişe içerisinde olmaz. O yüzden daha hızlı davranabilir. Mevcut işleri bozmama isteği. Var olan müşterilerinize çok karlı ürünler satıyorsunuzdur. Bu ürünlerin yerine yazılım bazlı çok daha ucuz ürünlerle değiştirmek istemezsiniz. Çünkü karlılığınızı bozar. Karşınızdaki küçük inovatif şirketlerin ise böyle müşteri ilişkileri yoktur. Zaten sıfır dolarlık bir gelirden yüz dolarlık bir gelire çıkmaya çalıştıkları için sizin kadar uzun düşünmezler. Bunları bağlayarak yine İngilizce halinin çok çarpıcı olduğu bir söylemden bahsedeceğim. Bu hepimiz için geçerli. Ne kadar küçük şirket, ne kadar büyük şirket ihale üzerine çalışıyorsanız, monopolistik bir durumunuz varsa, bunların durumunda bile geçerli olan bir şeyden bahsediyorum. Er ya da geç başka bir oyuncu, büyük olasılıkla sizden çok daha küçük bir şirket pazara gelecek, sizin temel iş modelinizi bozmaya çalışacak. Sizin müşterilerinize daha ucuz, daha iyi daha hızlı ürün ve servisler satmaya çalışacak. Tabii ilk önce siz kendi iş modelinizi kendiniz bozmaya çalışmazsanız inovasyonla. Disrupt yourself before others do. Yani iş modellerinizi başkaları bozmadan siz kendiniz bozun. Eğer büyük bir şirketseniz bunu iki üç kere düşürmeniz gerekir diye düşünüyorum. Sonuç. Benim sizin buradan birlikte ayrılmanızı istediğim iki kelime neden olmasın zihniyeti. Eminim aranızda girişimci olmak isteyen, yeni işler kurmak isteyen, inovatif insanlar vardır ve zaten o insanlar neden olmasın diye soruyorlar. Fakat gerçekten bir ekosistem olarak arkadaşlarım, işe alacağımız insanlar, devlet dairelerine gittiğimizde bize yardım etmesi gereken kişiler, aileler, optimistik bir perspektive sahip olmadıkça tüm ekosistem neden olmasın diye sormadıkça bu iş hayatta tutmaz gibi bir içsel sese gönül verdikçe inovasyonu tabandan yapmamız çok zor olur. Dolayısıyla neden olmasın diye sormanızı daha sık sormanızı dileyerek notlandırıyorum.